Merhaba, bu Kral Arthur'un kılıcı değil. Olay da İngiltere'de değil, İspanya'da geçiyor. Kişi intihar amacıyla bu kocaman kılıcı göğsüne saplamış. Allah'tan acil ameliyatla hayatı kurtulmuş. Biz bu tür yaralanmalara kalbe nafiz adını veriyoruz. Yani kalbi delip geçen yaralanmalar. Sadece kalp değil, akciğer ve büyük damarlarında yaralanması söz konusu olabilir. Kesici delici alet yaralanmalarının yanında kurşun yaralanmaları yani ateşli silah yaralanmaları ve trafik kazalarında da benzer hayati tehlikeler söz konusu olabilmektedir. Kıssadan ise sakın bu tür bıçakları çıkarmayın çünkü kanaması durmuş olan bir yeri tekrar kanatabilirsiniz. Bunlar ameliyatta çıkartılır. Kalp kan pompalayabilmesi için öncelikli olarak içine kanı alması gerekiyor. Eğer kalp zarı yani perikardın içerisinde bir kanama meydana gelirse yaralanma sonucunda kalp burada sıkışır. Buna tamponat adı verilir. Ve sıkıştığı zaman da yeteri kadar kan dolduramaz içine ve yeteri kadar da kanı pompalayamaz. Bakın perikard kalp zarı içerisindeki kan ve sıvının kalbi nasıl baskıladığının göstergesi kalp boş ve içeri doğru çöküyor. Hemen kanın boşaltılması lazım. Bu da acil ameliyat demektir. Özellikle uygun zaman içerisinde yani yeteri kadar hastanın zamanı varsa hasta acilen ameliyata alınır, sternum imman tahtası açılır ve perikard zarına ulaşılır. Bakın perikard açıldığı zaman nasıl dışarıya kan fışkırıyor. Böylelikle buradaki kanı boşaltmak temel hedef. Bu kan boşaltıldıktan sonra kalp yeteri kadar dolup kanı düzenli bir şekilde vücudumuza pompalayabilir. Nitekim kan boşaltıldıktan sonra da kalbin son derece rahat bir şekilde çalıştığını görüyorsunuz. Ekokardiyografide de kalbin nasıl güçlü bir şekilde hareket ettiğini görmek mümkün. Tabii her zaman için bu yeterli değil. Eğer kalbin üzerinde bir yara varsa bunun da tamir edilmesi gerekiyor. Yoksa kanamaya devam edebilir. Dışarı çıkan kan o yüzden bir parça iyi demektir. Tabii eğer hasta bu kadar şanslı değilse ve saniyeler içerisinde hayatını kaybedecekse o zaman acilen kalp açılıp gerekirse acil odasında açık kalp masajı yapılabilir. Yukarıya 2 video linki bırakıyorum. Lütfen bu videoları izleyebilirsiniz. Yalnız sizi biraz sarsabilir. Şimdi konuyu bu amcaya nasıl bağlayacağım? Bu amca Ludwig Renn. 1896 yılında ilk defa kalbe neşter vuran kişi. Çünkü o döneme kadar kalbe neşter vurulmayacağı, eğer kalbe neşter vurulursa hastanın kısa zamanda hayatını kaybedeceği deneyimler çerçevesi içerisinde öğrenilmiştir. Fakat Ludwig Renn, Frankfurt'taki devlet hastanesinde bıçaklanmış bir hastayla karşı karşıya kalınca kalbi açıyor ve tamir ediyor. İşte bu olay kimilerine göre 6, kimilerine göre 9, kimilerine göre 10 Eylül'de olmuş. Yani kalp cerrahisinin 125. yılı olduğu kabul ediliyor bu tarihten öykünerek. Tabii sonraki yıllarda kalp cerrahisi özellikle 1960'lardan sonra çok da hızlı bir şekilde gelişti. Ama unutmayınız sadece ateşli silah yaralanması ve delici kesici alet yaralanması değil, trafik kazalarında da aynı sıkıntı olabilir. Son örnek olarak geçtiğimiz günlerdeki Monza F1 yarışındaki bu kazayı örnek olarak size gösteriyorum. Ama her iki sürücü de mucizevi şekilde hiç yaralanmadan kurtulmuşlar. Her zaman öyle şanslı olmak mümkün değil. Sağlıcakla kalın efendim.